Güzel pişmiş bir kase muhallebiye ya da büyük bir top dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Tatlıyı çok seven bir toplum olduğumuz zaten ortada. Ama fazla kilolardan da sakınmak gerekli. Bu yüzden kağıdınızı kaleminizi hazırlayın ve Doktor Murat Topoğlu'nun kilo aldırmayan tatlı tarifini not alın. Sizlere ilk defa bugün hazırlayacağım özel diyet tatlısını gerçekten kaçırmayın. Hem diyet yapanlar hem de canı tatlı çekenler lütfen dikkat. Çok güzel bir tatlı olacak ve bayılacaksınız. Doktor Murat Topoğlu, diyet yapanlar için lezzetli ve kilo aldırmayan bir tatlıyı sadece Magazin 8 izleyenleri için hazırladı. Bir parça ananas doğradım. Biraz da muz doğruyorum içine. Değerli izleyenler, diyet tatlısı için önce malzemelere bakalım. Malzemelerimiz neler mi? Gelin sayalım. İşte bir tane muzumuz var. Burada Medine hurması var. Yalnız biz Medine hurmasını güzelce haşladık. Haşladıktan sonra çekirdeklerini çıkardık ve güzel güzel ellerimizle ezdik. Burada gördüğümüz gibi bir yulaf ezmemiz var. Ve bunun haricinde de bir de ananasımız var. Malzemeler haşlanmış Medine hurması, yulaf ezmesi ve ananas. Ananaslar küçük küçük kesildi. Şimdi ananasları böyle küçük küçük doğruyoruz. Güzel pişmiş bir kase muhallebiye ya da büyük bir top dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Tatlıyı çok seven bir toplum olduğumuz zaten ortada. Ama fazla kilolardan da sakınmak gerekli. Bu yüzden kağıdınızı kaleminizi hazırlayın ve Doktor Murat Topoğlu'nun kilo aldırmayan tatlı tarifini not alın. Sizlere ilk defa bugün hazırlayacağım özel diyet tatlısını gerçekten kaçırmayın. Hem diyet yapanlar hem de canı tatlı çekenler lütfen dikkat. Çok güzel bir tatlı olacak ve bayılacaksınız. Doktor Murat Topoğlu, diyet yapanlar için lezzetli ve kilo aldırmayan bir tatlıyı sadece Magazin 8 izleyenleri için hazırladı. Bir parça ananas doğradım. Biraz da muz doğruyorum içine. Değerli izleyenler, diyet tatlısı için önce malzemelere bakalım. Malzemelerimiz neler mi? Gelin sayalım. İşte bir tane muzumuz var. Burada Medine hurması var. Yalnız biz Medine hurmasını güzelce haşladık. Haşladıktan sonra çekirdeklerini çıkardık ve güzel güzel ellerimizle ezdik. Burada gördüğümüz gibi bir yulaf ezmemiz var. Ve bunun haricinde de bir de ananasımız var. Malzemeler haşlanmış Medine hurması, yulaf ezmesi ve ananas. Ananaslar küçük küçük kesildi. Şimdi ananasları böyle küçük küçük doğruyoruz. Diyet yaparken de bir ananasın yarısını da tüketebilirsiniz bu arada ayrıca. Ben bu ananasları küçük küçük kestikten sonra içine şöyle bir muzumuz var. Küçük küçük doğruyorum gördüğünüz gibi. Demek ki bir parça ananas doğradım. Biraz da muz doğruyorum içine. İçine daha önceden haşlamış olduğumuz Medine hurmasını elimizle ezdik. Bunları da içine koyuyorum. Medine hurmasının manevi yönden ve sağlık yönünden özelliklerini anlatıyor Murat Topoğlu. Medine hurması biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de çok geçen bir meyvelerden bir tanesidir. Özellikle neredeyse bütün gıda maddelerini içeren bir özelliği var. Direkt şeker yoktur. Kompleks bir şekerdir. Yani lif oranı çok yüksek olduğu için çok ciddi yulaf ezmesini koyuyoruz. Değerli izleyenler, haşlanmış Medine hurması, küçük küçük kesilmiş ananas ve bir adet muzla karışım elde edilmişti. Murat Topoğlu karışımı top top yaparak yulaf ezmesiyle kaplıyor. Bir tane daha kaldı son kısmımız. Bunun bir tanesi bile gerçekten sizi çok doyurucu olacaktır, emin olun. Kesinlikle. Aynı zamanda da bağırsaklarda da hareketleri sağlar. Bunun üzerine güzelce yulaf ezmesini koyuyorum. Dileyenler soğukta tüketebilir. Hatta bunları siz buzdolabına da koyabilirsiniz. Buzdolabında bir saat kaldıktan sonra inanılmaz bir tatlı dondurma gibi bir şey olacak. Değerli Murat hocamız şimdi lezzet testinde. Bakalım tadına nasıl olmuş. Gerçekten ben yaptım diye söylemiyorum ama inanılmaz lezzetli. Tavsiye ederim. Afiyet olsun.